Obezite çağımızın yaygın hastalıkları arasında görülmeye başlandı. Diyetisyen Ayşegül Savsa, her geçen gün yaygınlaşan ve 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle sağlıklı beslenme ve obezite hakkında bilgiler verdi. Ben Tekden Hastanesi diyetisyeni Ayşegül Savsa. Gelen hastamızda önce vücut analizi yapıyoruz. Bunun yanında kan tahlili istiyoruz. Rutin değerlerine baktıktan sonrasında grup olarak obezite dediğimiz grup BKI, beden kitle indeksinin 30'un üzerinde ise biz hafif kilolu 1. derece, 2. derece, 3. derece morbid obez diye gruplandırıyoruz. Kişinin alması gereken kaloriye göre porsiyonlamasını yapıp diyetlerini düzenliyor. Sadece tek düze beslenmek ya da yanlış yapılan bazı diyetler var. Çok hızlı bir şekilde kilo veren tek düze beslenme. Bunların olmasını istemiyoruz. Bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Besin gruplarından süt grubu, yağ grubu, et grubu, sebze grubu, meyve grubu, bunların tamamından alması gereken porsiyonların hesaplanıp günlük alması gerekene göre dengeli bir şekilde yerleştiriyoruz listesine. Şimdi kişinin ne mahrum kalması, şimdi asitli içecekler, fast food tüketimi, bunlar sağlığımıza zarar veriyor. Kilo alımımıza sebebiyet veriyor. Tabii ki bunları biz önermiyoruz. Diyet listelerinde de eklemiyoruz. Sağlıklı olup çok daha lezzetli olan tarifler ya da menüler çıkarabiliyoruz. O kişiye göre birazcık farklı gösterebilir. Kişi metabolizmasını hızlandırabilmemiz için biz zaten çok sık aralıklarla aç bırakmadan beslenme programları düzenliyoruz. Kişi bazen aç kalarak bile metabolizmasını durdurup kilo alabiliyor. Gün içerisinde almamız gereken kaloriyi dağıtımdan bahsetmiştim. Bu besinleri seçerken mutlaka protein ağırlıklı beslenmeliyiz. Protein grubu çeşitlendirilmeli. Gün içerisinde hep aynı proteinden değil, çeşitli beslenmek çok daha önemlidir. Sebze meyve tüketimi arttırılmalı. Yine renkli beslenin diyoruz. Su tüketimi yaklaşık 2,5-3 litredir ve bunun yaklaşık 2 litresinde biz 1,5-2 litresinde su olarak, sıvının su olarak karşılanması taraftarıyız. Onun dışında tahıl grubu bu dönemde çok önemli beslenmede, sağlıklı beslenmede ve kilo vermede, kilo kontrolünde. Tahıl grubu kan şekerini yavaş yükselten besinlerden tercihimizi yapmalıyız. Tuz tüketimi sınırlandırılmalı. Yağ, sağlıklı olan yağlar, doymuş yağları tercih etmemeliyiz. Zeytinyağı tüketimi tercih edilebilir. Spor, aktivite önemli. Gün içerisinde yetişkinlerin yaklaşık 30 dakika, çocukluk ve gençlik döneminde de 60 dakika spor, aktivite, fiziksel hareketlilik de obeziteye engel olacaktır.